matematiksel olarak düşmediği sürece bir takıma düştü gözüyle bakmak bence çok zor. Şimdi geçen sene örneğine baktığımızda bize düşülecek takımların başında Karabükspor geliyordu. Ama ikinci yarı yaptığımız çıkışlarla ligde kalmayı başardık, becerdik. Şimdi aynı şekilde bu sezon başından bu yana da sürekli Mersin adı sayılmıyordu belki ama Akhisar, işte Elazığ falan düşer deniyordu. Fakat bakıyorsunuz onlar da son haftalarda bayağı bir çıkış gösterdiler ve bir hayli de yukarılara çıktılar. Dolayısıyla şimdiden daha matematiksel olarak tekrar ifade ediyorum, matematiksel olarak düşme kesinleşmediği için de şu takım düşmüştür, bu takım düşmüştür demek biraz yanlış olur. Evet, Mersin İdman Yurdu'nun kurtulma ümidi biraz zayıftır. Öyle ifade etmek lazım. Ama ümit hala var mıdır? Vardır mutlaka ki. Çünkü matematiksel olarak halen daha şeyi devam etmektedir. Bu hafta tabii ki bu takımla yani bu ihtimali az da olsa olan bir takımla kendi sahamızda mücadele edeceğiz. Tabii bizim için olmazsa olmaz mutlak almamız gerekli bir maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi sahamızda Mersin karşısında alacağımız 3 puan bizi çok rahatlatacak. Önümüzdeki haftalardaki ki ondan sonra Elazığ'a gidiyoruz ve arkasından Antep geliyor. Hep düşme potasındaki takımlarla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla kendi sahamızda mutlak surette Mersin maçı olsun, Antep maçı olsun almak zorundayız, almalıyız. İşte deplasmandan da Elazığ'dan ve Sivas'tan puanlarla döndüğümüzde rahatlıkla ligi tamamlamış oluruz. Ben bu beceriyi, bu başarı bu çocuklarımızda var ve bu inançla ben inanıyorum ki sahaya çıkacaklar ve 90 dakika sahada basmadık yer bırakmayacaklar ve terinin hakkını vererek de sahadan 3 puanla ayrılmayı bilecekler. Biz teknik heyet olsun, futbolcular olsun, yönetim olarak güveniyoruz. Bu maçtan da 3 puan alacak olan biziz diyorum. Yok, yani takımda genel anlamda baktığımızda, oyuncularımıza, teknik heyete baktığımızda bir düşmenin bizler için uzak olduğu, dolayısıyla böyle bir havanın olmadığını ifade etmek istiyorum. Sahada çok iyi mücadele eden, sahada var gücüyle, var olan azimle, inançla mücadele eden, sahadan puan veya puanlarla ayrılacaktır. Bu inancın da ben bizim takımımızda olduğuna inanıyorum.